İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 100. yılına adanan konferans, Batı Ermenistan'daki depremden zarar gören Arsameia Ören Yeri ziyaretçilere kapatıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Spitak şehrinin 10 kilometre güneydoğusunda 2-3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Trump, İran'a karşı savaşı sınırlayacak olan kongrenin olası kararını veto edecek. Suriye ordusu Halep'i cihatçılardan temizliyor. Batı Ermenistan'daki Kesarya'da bulunan 7,5 milyon yıllık dev fosil özenle temizleniyor. Konstantinopolis'te Ermeni ve Türk fotoğrafçılarının eserlerinin sergisi açılacak. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 100. yılı ve Sevr Antlaşması ile ilgili ilk konferans 24 Ocak'ta Paris'in 16. Mahallesi Belediye Binası'nda çok sembolik bir ortamda gerçekleşti. Bu vesileyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir rapor sundu. Rapor PDF formatında mevcuttur. Bu rapor 2 asırlık monografilerle ve tarihi anı gösteren 2 videoya sahiptir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan konferansta Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararını resmen sundu. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilinin Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Samosat Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsameia Ören Yeri'nde çatlaklıklar ve kütle kayması yaşandı. Bölge güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı. Eski Kahta Kalesi, antik çağda Batı Ermenistan'ın güneyindeki Ermeni Helenistik dönem krallıklarından biri olan Komegene Krallığı'nın bulunduğu Kahta Çayı doğusunda yer alıyor. Karşısında kurulan yazlık başkenti ve idare merkezi olan Arsameia Ören Yeri'nde incelemede bulunan yetkililer bölgenin kapatılmasını istedi. Sezon açıldığında turistler için tehlikeli olabileceğini belirten turizm işletmecisi Mehmet Kutlar, "Depremden sonra yukarıda çok çatlaklar var. Kalenin bir kısmı gitmiş. Küçük bir yağmurda hepsi aşağı kayacak. Burası çok tehlikeli. Yetkililerden şunu istiyoruz. Hiç kimseye bir şey olmadan, kimse zarar görmeden burası yapılmalı." Ermenistan Cumhuriyeti Olağanüstü Durumlar Bakanlığı Deprem Koruma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre 30 Ocak tarihinde yerel saatle 7:17'de Greenwich saat ayarı ile 3:14'te Spitak kentinin 10 kilometre güneydoğusunda 2,2 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte bir deprem kaydedildi. Merkez üstündeki depremin büyüklüğü 2-3 baldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'nin İran'a karşı gerçekleştirilecek askeri harekatı sınırlama kararını veto etmeyi planlıyor. Beyaz Saray bu konuda uyardı. Temsilciler Meclisi bu hafta 2 olası tasarıyı onaylamaya niyetli. News AM'in aktardığına göre bunlardan biri kongre yetkisi olmadan İran'a karşı askeri saldırıların finanse edilmesini engelliyor. Diğeri ise devlet başkanının 2002'de yayınlanan Irak'ta askeri gücü kullanma yetkisini iptal ediyor. Aynı zamanda 2 projenin senatoyu geçmesi veya başkanın masasına konması pek olası görünmüyor. Suriye Hava Kuvvetleri Halep eyaletinde Suriye ordusunun ilerlemesini destekliyor. Bir Twitter kaynağına göre Suriye ordusu helikopterleri El Kamar bölgesinde bir savaş misyonu gerçekleştirdi. Gerici militanlar tarafından ateşkes ihlallerinden sonra helikopterler teröristlerin mevzilerini ve depolarını bombaladı. Suriye Arap ordusu Halep eyaletinin güneybatısındaki Han Tuman yerleşiminin kontrolünü yeniden kazandıktan sonra Halep yakınındaki Raşidin 4 bölgesine ilerledi ve Hayat Tahrir al-Şam isyancılarının üstüne saldırdı. Hükümet güçleri cihatçıların sığınak olarak kullandığı Türk gözetleme kulesini de kuşattı. Rojava Network haber ajansının bildirdiğine göre daha sonra aynı noktada hükümet güçlerine İran Devrim Muhafızları Kolordusu'nun müttefik güçleri birleşti. Suriye hükümet güçlerinin ve müttefiklerinin ilerlemesi devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Kesarya, Kayseri'deki Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında tek parça halinde bulunan fillerin atası olarak bilinen 7,5 milyon yıllık Sheropodon cinsine ait fosil üzerinde temizlik ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Geçen yılın Ağustos ayında Koca Sinan ilçesinde 2 metre 70 santim boyunda Cerulophodon cinsine ait fosil bulunduğunu hatırlatalım. Kafatası ve alt çenesi tam halde bulunan fosil bir ay sonra bulunduğu yerden özenle çıkartılarak kent merkezindeki bilim merkezine getirilmişti. Fosil temizliği ve güçlendirilmesi bittikten sonra Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde sergilenmeye hazır olacak. Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye'den 10 fotoğrafçının eserlerinden oluşan bir sergi Konstantinopolis şehrinde açılacak. Konstantinopolis'in Unik Galeri salonunda Köprü Yapan Hikayeler başlıklı sergi 29 Ocak'ta açılacak ve 7 Şubat'a kadar sürecek. Agos gazetesine göre fotoğraflar iki halk arasındaki barışı ve umudu vurgulayacak. Köprü Yapan Hikayelerin Ermenistan'daki sergisi Ağustos 2019'da Dilijan kentinde gerçekleştirilmişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı kompozitör Dikran Mansuryan'ın Gdormu Yergink adlı eserinin Art Sinema Ensemble tarafından yorumlanmasını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.